Nazrin Gelin'in sunum masasında ülkesine ve eşinin memleketi Tokat'a ait çokça lezzet bulunuyor. Aşkara, etli yaprak sarma, mimoza salatası, payitaht salatası, börülce salatası, profiterol, Tokat batı, keşkek ve katmer bu lezzetlerden sadece birkaçı. Tokat gelini Azeri kızımız Nazrin'in sunum masasındayız. Evet. Burada görüyorum bir Azeri yemekleri, evet. Sanıyorum Tokat yöresi. Hadi evet. Bize anlat Nazrin. Şöyle göstermek istiyorum ben size ayağa kalktığım evet, müsaadenizle. Lütfen. Estağfurullah. Ben ilk önce Azerbaycan pilavı yaptım sizin için. Buna biz böyle aşkara, çünkü bizde pilavın çok növü var. Biz evet, bunun ismi aşkara. Var. Evet, aşkara diye. Aşkara. Evet, yani aş onun pilavına denir. Tamam. Üstündeki o etlere. Kayısı mı onlar? Evet, kayısı, tamam. Turşu falan. Onlar da gara denir, evet. Ne turşusu? Alça. Erik. Evet, erik. Erik. Evet. Tamam. Daha sonra ise yarpak dolması, etli yarpak. Yani bizde etsiz olmur zaten. E tabii. Yarpak dolması. Ha, bizde de hem etli olur, hem evet, etsiz yağlı olur. Tamam. Daha sonra mimoza salatası. Aa, şu değil mi? Evet, kaşarlı salata. Payitaht evet. Salatı. Ne salatası? Payitaht salatı. Payitaht. Evet, payitaht salatası. O bizim sofralarımızın olmazsa olmazı. Allah Allah. İçinde kaynatılmış patates, yumurta, havuç. Hepsini bunları haşlıyoruz, kaynatılmış evet. Dediğim. Yeşil nohut. Ondan sonra yeşil nohut. Duydunuz mu daha önce? Bezelye galiba. Ha, bezelye. Evet. Tamam. Biz de yaşıl nohut diyoruz da yaşıl nohut. Bezelye, mayonez. Evet. İsteyen böyle şeye göre onu. Dereotu var galiba evet, içerisinde. Evet, dereotu var. Ya aslında biraz hani bizim Amerikan salatası dediğimiz, evet, Rus salatası evet. Dediğimiz evet. Salatanın içinde dereotu olan evet. Hali. Evet, asla garnitür kullanılmaz mesela onda. Hepsini kendimiz haşlayıp, çünkü içine yumurta falan öyle kendimiz elimizle evet. Doğrarız. Daha lezzetli oluyor. Evet, bir hazır. De daha, tavuk göğsü. İçinde evet. Ha, tavuk göğsü evet. Var. Çok evet farklı aşkım. Bir salatamız. Daha sonra burada Hatice ablam, eşimin kuzeni yaptı. Börülce salatası. Ay, ellerine sağlık. Profiterolümüz var. Tokat yaprağından zeytinyağlımız. Evet. Daha sonra burada Tokat batı. Tokat'ın meşhur ünlüdür. Batı. Evet. Duydunuz mu daha önce? Hayır. Aa, çok bilindik. Nasıl yendiğini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi bence gösterecek size. Evet. Nazrin. Yaprakla. Ben şimdi onu servis edeceğim tamam. Sizlere. Tamam ablacığım. Daha sonra o kayınvaliden bugün masayı yani birçoğunu kayınvalidemle dediğim gibi eşimin kuzeni yardım etti. Bunu daha söyleyeyim unutmadan. Bu da Azerbaycan'ın annem yapmıştı benim için. Lahana ben turşusu ondan, evet lahana turşusu. Ay ellerine sağlık. Çok isterim. Burada keşkek galiba görüyorum. Evet Tokat keşkeği. Evet. Etli ve tavuklu olarak yani yapılır. Ben sizin için bugün etli keşkek yaptım. Sonra Tokat katmeri var sen orada. Sen yaptın bu keşke. Yok ben yapmadım. Kayınvalidem yaptı. Burada senin elinden hangisi çıktı? Benim elimden Azerbaycan mimoza salatası, Rus salatası. Evet. Daha sonra bir de zeytinyağlılara çok yardım etti. Evet. Ama zeytinyağının esas mimarı bizde Tokat'ta. Şöyle söyleyeyim yani bizim her zaman bir dolma ekibimiz vardır. Ayşe hala. Sarma ekibi, dolma evet, ekibi. Evet, evet. Ayşe hala, Ruhgil hala, Ayşegül yenge, Vuslat var, eşimin kuzenim. Biz birlikte yaparız onları. Hepimiz güzel. Toplaşırız dolma günü diye anlandırırız. Bizde de genelde öyle olur ama. Yok ama. Ay öyle bir video ne evet. Olur bize yetiştir. Tamam. Şu anda burada yaprak görüyorum. Evet. Tamam Tokat mı? Yaprağı. Mis gibi. Tokat yaprağı da evet. Güzeldir. Evet. O zaman şöyle bir göreyim bakayım. En iyi, en düzgün, en hızlı, en muntazam yaprağı kim saracak gelinlerden? Çok merak ediyorum. Tamam mı? Yapar mıyız? Olur. Olur. İç olarak da ya onu kullanalım ya ben da bu batı kullanalım. Size. Hiç fark etmez. Tamam. Ben görmek istiyorum. Tamam. Ne dersin Dıstes? Harika fikir Aslı Hanım. Bakalım kim kalem gibi yaprak sarabilecek? Hadi o zaman ellerimizi yıkadık masaya oturmadan evet, nasılsa. Evet, hepimizin evet. Elleri temiz. Alabiliriz yani. Aynen. Biz bu arada iki tane oradan. De tatlı var galiba. Evet. Al canım. Birisi gazete tatlısı. Gazete tatlısı? Evet. Onu da kayınvalidem yaptı. Neden acaba adı gibi, gazete tatlısı? Vallahi hiçbir bilgim yok. Neli oluyor? Yani şerbetli bir tatlı, şerbetli böyle içi cevizli. Cevizle mi saracak? Evet, evet. Cevizli. Ne yapıyorsun? Ceviz cevizle sarmaya başladı. Ben de pirinçle sar. Aferin. Ben de alayım oradan. Bu arada kalktın böyle yemekleri bize böyle ayakta böyle
anlatıyorsun. Evet. Bir hürmeten herhalde. Evet. Biz de büyüklerin yanında konuşulurken ayağa kalkılır. O yüzden ya da büyük içeri girdiğinde mutlaka ayakta beklersin. O yüzden ben de böyle alışkanlık olmuş. Maşallah, ne kadar nezaketlisin. Çok teşekkür ederim. Lütfen otur ve senin de nasıl sarma yaptığını görmek isteriz açıkçası. Evet. Şimdi kayınvaliden nerede? Ay, bizim gelinimiz en güzel, bizim gelinimiz mi saracak bir şey? Evet. Al bakalım, sana da bir yaprak vereyim o halde. En hızlı, en düzgün, muntazam kim saracak? Görelim. Herkesin bir stili var bakın. Sen de istiyorsan kaşıkla. Kaşıkla al yavrum. Buyurun. Sen sardın. Evet. Dur, geç verdim ama. Öyle mi? Yeterli mi? Evet, yeterlidir. Peki. Vay! 4 yıllık tecrübeli gelin. Gerçekten güzel sardı. Bakar mısınız şöyle serçe parmağımla? Gerçekten aynı boy. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Benim bir tık kalın oldu. Bakayım. Ama bu da güzel. Biraz bu işaret parmağı gibi oldu. Ama bu da çok güzel. Bence de böyle bir şey oldu. Bakayım seninki. Tabii sen sulu iç aldın. Çok haklı. Evet. Ay bu da güzel oldu yahu. Evet. Bakayım. Benimki böyle. Ay o da seninki ver, onu güzel da tutacağım. Çünkü bizimki Karadeniz'den çıkar demiştik. Vay evet. Vay vay. İki Karadeniz'de. Bir şey söyleyeyim mi? Burası. Benimki de fena değil yani, gel, ama. Hepsini yan yana koyacağım. Sen de İçi ver. İçi çok koydum herhalde. Evet değerli izleyenler, sizce hangisi? Bence Tülay. Evet. Tülay. Tecrübe ama, diyelim. Ama bir şey söyleyeyim, siz de çok iyi sardınız. Hakikaten tebrik ediyorum. Size güzel bir hediyem olacak birinciye. Senin evine gelince görürsün. Ekstraya girdi bu şimdi, gördün mü? Valla tebrik ediyorum. E Nurhan da olsaydı o da sarardı muhakkak. Rahmetli olsaydı evet sarardı. Rahmetli. Rahmetli. Allah ömür versin, öyle demeyelim, Allah ömür versin. Olsun, ben biraz ona kırgınım. Onun da kendince geçerli sebebi vardır diyelim. Neyse, hiç açmayayım aslında o konuyu. Benim açıdan birazcık daha iyi oldu gibi oldu ama biraz kafam şişmedi en azından bugün. Yani biraz mutlu değil miyim arasında kaldım. Öyle biraz. Mi? Evet, yani çünkü beni biraz korkutmuştu kendisi açıkçası. Evet. Senin işine geldi bu. Evet, çok evet. İşime geldi. Görüyorsun değil mi? Bak görüyorsun. İyi olmuş bence. Kendin ettin, olmuş. Kendin buldun diyelim. Ne diyelim yani? Peki o halde. Ellerinize sağlık hanımlar. Şimdi lezzetlerin tadına bakalım dilerseniz. Bu esnada da masanın düzenini nasıl buldunuz onu sormak istiyorum size. Tabakları, şöyle, bardakları, masa örtüsü. Şöyle aslanım. 3 gündür ne diyoruz Nazirin? Ne İçak, diyorum? İçeriye, içeriye, içeriye. Evet. Sen de yine dışarıya bakıyorsun. Tamam, o zaman yarın özellikle bakacağım sizin bıçak içeriye, içeriye, içeriye mi yoksa dışarıya, dışarıya, dışarıya mı? Özellikle ona dikkat edeceğim. Tabii hayatım. Tamam, başka? Sunumlukları yok muydu, bunları tabaklara koymuşsun bu şekilde? Nasıl? Bunları mı? Evet, daha şık bir sunumluklar hayır, olabilirdi bence. Onlar zaten, hayır öyle olmaz. Neden? Azerbaycan'da payitaht salatası ve diğer öyle doğramalı salatalar böyle servis edilir. Küçük kaplarda. Evet, evet. Ama evet, burası masaya Azerbaycan değil yani. Ama ben Azerbaycanlıyım. İnsan nereden geldiğini unutmayacak hiçbir zaman. Tabii ki de unutmayacak ve ama kendim, bence daha şık olabilirdi yani. Bugün böyle hoş siz, gözükmüyor. Bugün siz bir Azerbaycan hanımının evindesiniz. Ben de bugün gördüğünüz gibi her şeyi kendi yöreme göre yaptım. Yani yorumlarken de bunlara dikkat edin. Ben de kendi yöreme göre yorumluyorum. Evet. Ama siz bugün onun göz önünde bulundurun ki ben Türkiye'de büyümedim ve bunları da sizin kadar her gittiğim masalarda böyle 2 senedir Türkiye'deyim. Ama 2 senede kendi yöreme göre bence. Hayır, ben yine de söylüyorum. Ben bu, çünkü bu bize özgü olan bir şey. Gördüğünüz gibi sadece şunları ben böyle koydum. Diğerlerini evet, koymadım. Evet ama nasılsa benim hoşuma gitmedi. Öyle yapmak istedim. Şu ne? Bu mu? Bu irmik. Kal geldi galiba. Kal geldi evet. İrmik tatlısı bu. Üzerine çikolata ve Hindistan cevizi. Ben yapmadım bunu. Hatice ablam yaptı bunu da aynı şekilde. Sağlık. Çok yardım etti bana. Çok teşekkür evet, peki ederim. Peki yemek takımını, fiyatını öğrenelim. Bana bunlar babaannemin hediyesi. Ay canım. Evet, benim için hatırası var yani. Mutlaka. O yüzden ben bunu manat olarak mı söyleyeyim? Bizim birimle söyleyeyim size o zaman. Manat olarak söyle. TL'ye de çevirebiliriz. Evet, bunu işte seneler önce 500 manata almıştı. Yani 5000 TL yapıyor şu an. Evet. Ama biraz uzun seneler önce almıştı. Bir de Türkiye'deki fiyatlarla Azerbaycan'daki fiyatlar biraz farklı da olabilir. Doğru. Evet.
Bardaklarını nasıl buldunuz peki, ben tabaklarını? Ben onu söyleyecektim şimdi. Hı-hı. Bardakları uyumlu bulmadım yani. Neden böyle rengarenk? Bilmiyorum, masam pembeydi ya. Bir dünden esinlenmiş olabilir. Dün de böyle bir renkli bir bardak vardı ya. Çünkü bu su stekanları olsun, daha sonra bu çay nelbeki ve stekanları olsun, hiçbiri uygun görmedim ben. Çünkü yarısı kızılı renkte, yarısı gümüş renktedir. Aynı şekilde kaşık, bıçak, hamsi bunlar yani farklı farklı. Pardon, kızıl renkte olan ne? Kızılı renk. Onlardan esinlemedim. Evet, bayağı da bunlar biraz, bayağı renkli. Böyle şöyle söyleyeyim, masa örtümde gördüğünüz gibi biraz pembe kullandım. Pembe rengi seviyorum. Biraz cıvıl cıvıl renkleri seviyorum. Turuncuyu da seviyorum. O yüzden böyle birazcık ne bileyim renk katmak istedim. Böyle aşırı gold gold olmak istemedim. Burada doğrusu biraz gold detayları var. Evet. Ama böyle atıyorum böyle basit de kaçmasını istemedim. Ama tabağının doğru kenarında daha hafif bir evet, ama evet, sadece gold bence olsaydı belki daha güzel olabilirdi. Ben bir de çatal bıçağı çok beğenemedim. Hani gümüş... Evet. Gold yine. Yine dediğim gibi benim babaannemin hediyesi bunlar bana. Ya olabilir. Sürekli babaannenin hediyesini kullanacaksın diye bir şey yok yani. Ömür boyu, laf boyunca yani değiştirebilirsin hayatı. Ama bugün hayatı özel bir gün ya hani benim tam için. Özel babaannem görünce için... yaşlı kadın 75 yaşında. Sevinsin istedim benim burada böyle gördüğüm. Özel bir gün olduğu için zaten gold kullanabilirdin yani. Azerbaycan'dan izliyor beni bu arada. Ellerinden öpüyorum babaannemi. Ay Allah ömür versin canım. Teşekkür ederim. Masa olsun da mı öyle? Ben o zaman bir Tokat yöresinin şu lezzetinden başlamak istiyorum. Tamam. Siz de hem başlayın hem yorumlayın. Bir de anneciğinin yapmıştı Bakü'den yolladığı turşu tarifine bakmak istiyorum. Uzatabilirsen sevinirim. Biraz da lezzetleri yorumlayalım. Ne dersiniz hanımlar? Olur. Evet. Bir de bir şey sorabilir miyim? Evet, sorun efendim. Şunu, ismini öğrenebilir miyim? Onun ismi Laz böreği. Laz böreği. Evet. Ama tatlı. İlk defa evet, gördüm. Onu kayınvalidem kendi elleriyle yaptı. Hmm. Şöyle söyleyeyim size. Kayınvalidem gerçekten de burada annemin olmadığını bana hissettirmemeye çalışıyor. Gördüm, mesela olsun. Ben diğer insan anneleri hep yardım eder ya. Evet. Kadıncağız bu gece hiç uyumadı. Hem çocuk hem böyle yemeklerde. Yani ellerine çok sağ olsun. Sağ ol. Evet. Evet, ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Turşuya da bayıldım. Turşu çok severim. Ederim. Çok güzel olmuş. Herkesin yapanların ellerine sağlık. Evet. Bak orada patates salatası da var. Evet, o patates pirazını Özlem ablam yaptı benim için. Çok teşekkür ederim ona da burada. Epey çeşit var. Dolmanın içinde ne var? O dolmanın mı? Çok tuzlu bir de. Dolmanın içinde et var, kıyma. Soğan var. Tuzu çok fazla kaçmıyor. Vereyim mi? Alayım istersen bardağını. Ben de bu salatayı pek beğenemedim. Öyle mi? Evet. Olabilir. Şimdi ben şunu fark ettim Türkiye'ye geldiğimdendir. Siz mesela salatalara yoğurt koyuyorsunuz. Biz mayonez normal günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. Ve mayoneze bir alışılmışlığımız var yani. Onu benim eşim kendisi de mesela yemiyor. O da yoğurtlu şeylere alıştığı için mayonezi mesela mayonez ağır geliyor. Evet. Olabilir. Yani ama ben işte yine dediğim gibi bizde bu yeniliyor. Çok da seviliyor Azerbaycan'da. Belki içinde yumurta seviyoruz falan olduğu için de olabilir bilmiyorum ama ben pek beğenemedim. Ha, bizde birçok aynı şekilde bu salataya da yumurtalar salatanın olmazsa olmazı. Bir de yani seviliyor. Yumurtasız salata olmaz. Ben pilavdan alabilir miyim? Tadını çok merak ettim. Tamam. Evet, siz bunların tadına bakarken hayatım senin düğününü eşine nasıl tanıştın? Heyecanlı mı anlatmak için? Değil mi? Biz de çok merak ediyoruz açıkçası. İnşallah beğenirsiniz tanışma hikayemizi de diye umut ediyorum. Bakalım Türkiye'de mi, Azerbaycan'da mı? Nerede karşılaştılar? Nerede tanıştılar? Şimdi düğünümüze geçiyoruz.